Ulak Mentilis mağarasına geldik. Yumi. Fumi ve Büşra. Kimse yok, bir biz varız. Belli inşaat. Zaten sezon sonu geldik yani, normalde buralar canlı oluyor. Ne oldu, yoruldun mu? Manzarası da bu şekilde. No no. Your money is not pass here. No why? Ne de? Ne no. Kolay gelsin. 3 tam. 45 lira. 40. Normalde rehber oluyordu, şimdi olacak mı? Ya yok. Bitti. Rehber işi. Rehber yok. Tamam. Manzarası. Normalde burası rehberle geziliyordu. Rehbersiz gezilmiyordu ama herhalde sezon olmadığı için rehber iptal etmişler, değil mi? Öyle düşünüyorum yani. Bir bacağını de, kırdı değil mi? Ama bir tane rehber yoktur herhalde. Aynen, ben de onu anlamadım. Bir 2-3 ay önce bu mağaralar aslında daha uzanıyor. Böyle 6-7 kilometre daha uzanıyor. Oraya kadar geçilmiyor. Bir yer var, ondan sonrası yok. Onlar jandarma izini böyle gruplar halinde profesyonel geçiyorlar. Onun içinde şelale var, göl var, kayık var, zipline var. Zipline'den geçerken rehber bacağı kırılıyor. Zipline kopuyor. Bir iki ay önce falan öyle bir mevzu yaşanmıştı. Oksijen. Uykumu getirdim. Ve giriliyor. They never fix this. Always. Yaya yaya burada bitiyor. Buradan devam ediyor. Böyle gidiyorlar. Şeyden çıktık, mağaradan. Oksijen alıyor. Do you like the cave? Yeah, I like it. I didn't expect it actually here. It's a suddenly cave, no? Şimdi biraz inşaat halinde. Bir de mağaradan çıkan çamurları satıyorlar. Yüze iyi geldiğini söylüyorlar. Sivilce, bel ağrısına, diz ağrısına.
başarısına. Çamur gibi bir şey çıkıyor. Yüzüne sürüyorlar. Like this one. Safran üretim çiftliğine geldik. Kilosu milyonlar eden. Safran bu. Şurada daha da güzel. İnşallah bir görevli falan vardır da anlatıyordur ya. Yoksa... biz de safran içine girsek, hazır safran bol da yaşıyoruz, ne var yani, eksek. Girelim. Bahçeden, girelim. Evden çıkmaz mı? Ha, evde mi? Ya da bir tane arsa alalım, dikelim. Kilosu baya pahalı. Yani kaç yıl önce bile diyorlardı ki işte kilosu bilmem kaç bin TL falan. Şu an Allah bilir enflasyondan kaç oldu. Bunun konumunu atarız. Biraz şey bir yerde. Sapa bir yerde. Köpek kardeş beni takmıyor. Tamam. Burası. Başlayalım mı? Hı, başlayalım. We are planting the saffron bull. Last day of the August. About 2 months later. The beginning time of the harvest, the October. It's starting the 10 October until 20 November, totally 40 days, duration of the harvest. We are getting saffron flower on the land every day. And we pick up the flower totally 40 days. Every day we are getting the totally 80,000 flower and we make a separate. Every flower have a 3 branches, the red one as you see. Mm-hmm. The red one. And the 160 flower we are getting just a 1 gram dry saffron. So once a year we are getting just a one time the season of the saffron. Also once a 3 years we are getting the saffron bulb. When it waiting one bulb being sometimes 8 sometimes 12 bulb. We are getting the saffron bulb then we are making the planting again. Ağustos ayının son günleri dikim yapıyoruz safran soğanlarını. Yaklaşık olarak 2 ay sonra bugünlere denk geliyor işte. Çiçeklenme başlıyor 2010 gibi. Kasım'ın 20'sine kadar devam. Her gün çiçekleri topluyoruz tarla yüzeyinden. Ardından her bir çiçeğin içerisinde 3 tane kırmızı tel mevcut. Bu kırmızı telleri tek tek alıp kurutuyoruz. Sadece kırmızı telin mi? Sadece kırmızı teller. 160 adet çiçekten 1 gram ürün elde ediliyor. Kullanılan kısım bu kırmızı kısım. Çiçeği biz yılda bir sefer alıyoruz. Yani bir sezonumuz var. Soğan 3 yılda bir topraktan çıkartılıyor ama her yıl bize çiçek veriyor. Bir adet soğan bu 3 yıl sonunda 8-10 adet oluyor. Bu soğanlar çıkarttıktan sonra ayrıştırıyoruz, yeniden dikim yapıyoruz. Soğan döngüsü 3 yılda bir, çiçek döngüsü her yıl. Olay bu, başka bir şey yok. Neden sadece safran bol? Yani sadece safran bol değil de hani neden en çok? Afganistan'dan başlıyor, İspanya'ya kadar ürün yetişiyor. Ama analizlere girmiş olduğunda ürünlerin almış olduğu kroksin miktarı, yani etken madde miktarı tüm ürünlerde aynı değil. Ki söylenen de şu, buradaki kalite miktarı diğer ülkede göre çok daha yüksek. Fransa'da falan da üretiyor galiba. Aynen. Bazı İspanya'da kesimlerinde üretilebiliyor. Fransa büyük bir ülke. Her kesim üretim için elverişli değil. Ne zamandan beri yapıyorsunuz siz bu işi? Yaklaşık 30 yıl ama 8 yılı profesyonel olarak. Yani aslında babadan gelmemiş. Yani tarla sizin sandım değil mi? Tarla bize ait. Tarla bize ait. Peki kimlere hani satıyorsunuz? Yurt dışına falan mı gönderiyorsunuz? %80 yurt dışı. %80 tabii burada kim ne yapacak? Türk lirasıyla dolarla almak varken. Güzel. Teşekkür ederiz. Güzel ederim. Sağ olun. Emek verdin, sağ olun. Ürettikleri... Sorry. Ürettikleri şeylerle de burada neler var? Sabunlar var. Çiçekler var. Try it. Kolon. Kolonya mı? Kolon. Purple saffron. Bu saffron çiğ mor yapraklarının kolonyası. He, kolonyanın şey. Onun toplamı 3 çeşidi var. Bir tanesi ilk hasat dediğimiz bir ürün. Yani safranın ilk 10 yıldaki toplam mahsulü. Erken dönemi aslında. Aynen. Bir tanesi klasik safran, ya safran baharatı. Bir tanesi de mal safran. En şeyi hastamızda. En hafifi, yani en böyle şey kokanı, hafif kokanı.
klasik safran en yoğun kokan. Çünkü içinde safran baharatı olduğu için safran baharatının zaten çözümü 1 gramı kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvı sarı renk yapıyor. Mesela şunlar da diğer şeyler. Bunlar da diğer safran. Bu safran özünün olanı. First harvest. Bu da klasik safran. Ben de alayım. Ayrıca şey olarak da orange. 3 çeşit de şey var. Parfüm var. Parfüm var. Aynen. Unisex. Hı-hı. Ve şey kadın bayan, erkek. Erkek. Klasik dediğiniz bu. Klasik dediğim bu. Bu mu? Evet. Bu? Bu ilk asal. Ha. Bunun küçüğü var mı? Onun küçüğü şöyle var. 100 milimetre var. Al hediye. Kendimize de alabiliriz. Şu mor, ben sevdim moru. O hafif, o mor şeylerden, yapraklarından oluyormuş. Mor, aynen. Mor daha şey. Diğeri biraz daha böyle şey, hacı şey gibi. Babaanne kolonyalarına benziyor. Klasik kolonya biraz daha ağır. Aynen. Ama Ağustos'ta dikiliyor demiştiniz ya. Şimdi diksek o ev için. Dikiliyor, şimdi de dikiliyor. Zaten artık şey, zamanı olduğu için. Hasat evet. Zamanı olduğu için. Şu an direkt toprağa şey yaptığınız evet, evet. Zaman birkaç gün içinde olur. Çiçek altlarına hep sokuya bak. Hasat sonuna kadar. Bak sokuyalar. Hasat sonu ne zamana kadar? He. Muhtemelen bu ay yani bak, Kasım'ın sonuna kadar falan. Hep bundan bu, şey safran mesela bununla mesela 1 2 3 4 tane çiçek. Hatta 5 tane çiçek, 6 tane çiçek verebiliyor bak. Evet. Şu an 6 yerinden şey yapmış, patlamış. Patlamış. Dikin. Dikek 5000 evlerde yetişir hasat. Safran modeli söylesen. 2 tane. Al tamam. Safran çayı ikram ettiler. İç bakalım. Güzel, bayağı iyi. You should try. This is so good. Safran pekmezi, safran çiçeğin mor yapraklarından ve sarı polenlerinden yapılıyor. Safran içinde de hem kırmızı telleri, hem çiçeğin mor yapraklarıyla polenleri var. Yani neredeyse hepsi var. Aynen hepsi var. Çok turist geliyor mu? Biliyorlar mı burayı? Bir tık sapa gibi ya. Geliyor. Geliyor mu? Turlar getiriyor mu? Geçen gün Bahreynli bir ekip vardı. Bir 17 kişi falan. Oo, onlar ne almıştır ha? Evet bayağı onlar. Ondan sonra ondan önce Fransız bir şey vardı. Acem taşı sahipleri vardı. Onlar da 15 kişi falan onlar geldi. Seneye muhtemelen. Fransa'dan bayağı bir turist kendi. Güzel. Gerçek yani. Yani tur düzenleyen insanlar aslında buraya getirirse hani anlaşmalı işte. Anlaşmasa da olur zaten. Kuveytliler geliyor. Özel adamlar. Evet. Zaten siyah fito gördüğüm zaman. Evet. Biri direkt kuvvetli. Bir de arada biz geliyoruz işte galiba. Şu olarak safran dediğimiz. O üçlü şey değil mi? O, o kırmızı olan kısmı. Asıl yer, asıl şey yapan bu. Tabii. Önemli olan. Tabii. Pilavını falan çok yapıyorlar. Tabii. Safranlı pilav. Pilav, zerde. Aynen. Tamam. Şu... Kasa nerede? Kart. Şimdi de... terasa geldik. Evet. Şurayı yabancılar hep karıştırıyor. Buranın adı Okmalo mu dedi arkadaş. Orkman Genel Müdürlüğü Alo 177. Şurada bir cam var. Şu tarafta da bir tane su kemeri var. Şu kanyon içerisinde de bir yürüyüş yolu var. Hoş geldiniz. Kaç buldun? 3 kişi. 2. 2. 2. 20 lira. Yeah. Daha güzel olabilirdi, evet. Çok güzel. Oh,
Yeah. Good. Yeah. Evet, cam teras hakkında ne düşünüyorsun? Güzel cam olmuş ama daha güzel dizayn edilebilirdi. Nasıl yani? Söyledi. YouTuber. Yani camı falan mesela daha bütün olabilir belki yerin görünmesi için. Hı, konuştunuz mu onu yani? Evet. İzlersin. Ben öyle dışarıdan baktım. Fakirliğim benim bizden içimdeki Kayserilik. 7 lira almadı. 7 mi aldı? Allah Allah, evet, niye? Öğrenci aldı. Öğrenci biletini çok bastırmışlar. He, onun için. Öğrenci 7 lira, şeyi 10 lira. Yani gelmişken bir kere gelir ama ikinciye bence verilmez. Biz 10'uncuya vermek istemediğim için artık hani. Yoksa 7 lirasından değil de biraz. Evet, su kemeri. Ya akuadak. Akuadak demekmiş. Never... Burası Osmanlı Sadrazamı 3. Selim'in sadrazamı olan İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Biliyordum da yazmışlar yine de hani bildiğimi ispatlamak istedim. İzzet diye yazmışlar, o üzdü. Şöyle bir oluşum. Giriş ücreti tam 10 lira. Öğrenci 7. En azından öğretmenlere bedava değil. Gerçi öğretmenlere bedava olması benim de işime yürüdü ama. Olsun da. Jeton sistemi oluşturmuşlar. Giriyorsun öyle. Ver. Çıkmaya başladık. Çıkış yolda bir o kadar yorucu oluyor. Şu merdivenler tek tek çıkmak insana zulüm geliyor. Bakalım. Ah, oksijen benim kafam yapıyor. Allah uykumu getiriyor yani. Başım ağrıtıyor sonra da. Fazla oksijene maruz kalırsam başım ağrıyor. Ben oksijensiz yaşamaya alışmış bir İç Anadolu'luyum. O yüzden bu temiz hava falan beni çarpıyor. Eve gidince güzel buyurun. Eski Safranbolu'da arkadaşımız gezdiği için ve vakit olmadığı için tekrar gezemiyoruz. Karabüyün Bulak Mağarası ve cam terasını göstermiş olduk. Bu videoya kaç beğeni gelsin? 5 beğeni gelirse 5 5 beğeni gelirse anne sen ben 2 zaten. Annem 3, senin annen 4. Neyse 5 beğeni gelirse Safranbolu eski Safranbolu'da çekeriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bak bu sefer kapat şeyini yaptık, direkt zıp diye kapatmadık. Evet. Aferin. Neyse. Bir de giriş yaparsak tamam. Seni de gösterirsen bize. Ha, seni de göstereyim.